dağlar. Benim bu kanadına müştah eyleme geyeyi. Bu kanette dün kapıdan sel gibi geçer, dedi bu yerlerden ot gibi yakalar. Benim bu kanada mühtaç eyleme. Bu kanette dün fürüse de, akan sulardan duruyorsa da, İki gözlerimin biri ise de benim bu hanede müstaç eyleme, eyleme. Bir sultan aptalımdan ona batın ana, ağlatmamız da şu ben garip yetimi. Kurda kuşa da nasip eylemetimi. Benim bu hanede müstaç eyleme, eyleme. Ne Kadir Mevlam senden bir dileğim bana, ver bana bir aşna da gönlümü galeyim. Bana bir aşna ver de ol yüzü güllüğü, olsuz ya sırrı de gerdanı beblüğü. Tan ezel ezelden de neslinden bellüğü, ver bana bir aşna da gönlümü vereyim. Bana bir aşna ver de keklik sekişli gün, olsun gergi donlu da koksun akışlı gün. Hak Muhammed soyudan Ali bakışlı gün. Ver bana bir aşna da gönlümü vereyim, vereyim. Bir sultan aptalımda yerinmeyi beğen, gerinip de yollarda görünmeyi beğen, ayak tacı başa da vurulmayı beğen. Ver bana bir aşta da gönlümü vereyim, vereyim. Uğur, Erdem, üç kardeşsiniz. Bir ananın, bir babanın çocuklarısınız. Akıllı olmanızı istiyorum. Nasıl akıllı olacaksınız? Anayı tanıyacaksınız, atayı tanıyacaksınız. Ana hakkı, Tanrı hakkı, ata hakkı, peygamber hakkı. Anayı tanımayan Allah'ını tanımaz, kısmetini bulamaz. Yanılmayın. Babanızı saygısını sayın, sözünden çıkmayın. Dış işlere çok bakmayın. Anaya, babaya yakın durun. Koluma, komşuya yakın durun. Şimdiden sonra yuva kuracaksınız. Evlenme çağına geleceksiniz. Her adamla yola gidilmez. Her insanla ekmek yenilmez. Her akılsızla yola gidilmez. Kendinizden akıllı insanlarla konuşun. Akılsızlarla konuşmayın. Çok gezenlere yoldaş olmayın. Aklınızı başınıza alın. Sonra yanılırsınız. Ana demek Tanrı demek. Ana sizi 9 ay 9 gün dünyaya getiriyor. Ne emeklerle sizi bu hale getiriyor. Güçlü yüteniz büyüdünüz, delüyseniz akıllandınız, artık iş görür sahibi oldunuz. Ona göre birbirinize mutlu. Üç kardeş, bir kardeş gibi geçim yoluna bağlanın. Öyle ayrı ayrı iş tutmayın. Biriniz Şam'dan, biriniz dağdan, biriniz taştan gitmeyin. Hepiniz bir yoldan gidin. Akıllı olun. Anayı babayı sevindirin. Komşu sizi sevsin. Lan şu kardeşlere bak hele ya. Üç kardeş nasıl çalışıyor? Üçü bir oluyorlar, bir iş tutuyorlar. Bunlara elbet Allah kısmet veriyor yahu. Diyecek komşulara onu dedireceksiniz. Öyle kendi kendinize dağda taşta iş tutup ayrı iş çalışıp bana ne merak diyerek konuşursanız yolu bulamazsınız. Onun için bak akıllı olun. Dedemiz bize bunu söyleyen mi? Aklı ermeyerek söylüyor. Dersiniz ama yanılırsınız. Her ne kadar olursa olsun kısmet peşine gitmeyi düşünün, çalışmayı düşünün. İyi çalışın, doğru çalışın. Elin malına, melalına gözetmeyin. Kendi paranızla, kendi ekmeğinizle, kendi işinizle helal kazanın. Onun için kısmetiniz açık olur. Sizin kendi çağlarınız kendinizi şaşırır ama
şaşmayın, akıllı olun. Ekmek yiyecek, zurada durulacak, herkes kademe kademe arkadaşına göre, aklınıza göre, varlığınıza göre ayağınızı uzatacaksınız. Olmadık işe uçmayacaksınız. Ben bazı şeyleri duyuyorum ki hiçbir birbirinizin yanına gelmiyorsunuz. Biriniz dağdasınız, biriniz taştasınız, biriniz bilgisayarındasınız, biriniz tüken peşindesiniz. Bu olmuyor. Hepiniz bir arada olmanız gerekiyor.